Miraç'a git. Her şeyin menbaalarını, tezgahlarını gör. Gel şu bedeliye kanaat et. Ya Allah. Hayır yani dur. Şu an bu şimdi burada o şey yapıyor böyle. Sen de düşünüyorsun bana bakan diye. Böyle şimdi buna da komplesine itiraz eden edilene, iddia eden etmeyene bu meclise komple Allah Resulü ilim meclisi demiş. Evet. O da nedir diyor? Cennetin alemi şehadetteki tezahürü şubesidir diyor. Cennet bahçesidir diyor. Allah Resulü dedi bitti. Bu budur. Ha bu budur. Sureti burada mı? Sureti var. Sureti olan bir yerde hakikat oralarda değil. Aynı yerdedir. Bu simada bu ruh var. Bu ruhta bir sima var. Gibi sır. Bu meclise ilim meclisi demiş ve cennet bahçelenecek. Şimdi bunları al ustad gel ustada. Bunları biliyor, gördü. Bunları bir sistem olarak çorap söküğü gibi sistem olarak bunları koy. Abi usta sana çok dua ediyordur ya. Ondan sonra abi bunlar üstad bunlar böyle zikrederken acaba diyor muydu bunları kim düzenleyecek? Kim gündeme getirecek? Nasıl? Ali yapacak diyordu. Çünkü niye? 258 söz şu anlarda Mesnevi Nuriye'de demiş. Ustad biliyordu. Ustad biliyordu. Öyle bir zaman gelecek ki diyor. Bu söylüyor, derste 9. Şura tekmil edilecek bazı şeyler söylüyor. Abi. Onu söylüyor ama bu harita nereden çıktı diyor. Ustad kendisi söylüyor değil mi? Diyor ki mesela 256 abi. 256 mı? 258 mi? 256. Öyle bir zaman gelecek ki bu hakikatler diyor tahari edilecek. Ben seni bırak. Araştırılacak. Sonra bütünleştirilip şekillendirilecek diyor. Şekillendirilecek. Tersim edilecek diyor. Sonra diyor bu diyor hakikatleri gözünle de gördüğün zaman tevafuklu Kur'an gibi iman diyor şey olacak. İman aynen lakinin nuru ortaya çıkacak diyor. Yani iman bedahat derecesine gelecek. Yani tersi bunun tersi muhal derecesine gelecek. Mukade bir soru soruluyor orada birisi. Olacak mı ya? Diyor usta diyor. Niye olmasın diyor. Neden olmasın diyor. Ondan sonra çeviriyor. Sen olmaz de ama diyor. Rahmet-i İlahi'nin şenindendir diyor. O zaman burada ne kastediliyor? Bir şey anlatacağım. O çok önemli. Ondan sonra kalk. Ustad külliyatta tevafuka çok önem veriyorum öyle mi? Evet. Çok veriyor. Tevafuk küçük bir emare makbuliyeti ilahiyettir. Yani makbulun alametidir diyor. Abi çok özür dilerim. Alameti makbuliyettir diyor. Tevafuk ve tesadüf arasında bu sabah gelirken bana şöyle bir şey geldi. Tesadüfte eşyanın suretiyle hakikati kopuk ama tevafukta suretle hakikati bağlı. Çok güzel. Yaz bunu. Yazalım. Çok harika. Maşallah. Evet. Maşallah. Allah, tebrik ederim. Gurur diyoruz evet. Kadro mükemmel abi. Çok herhalde tabii. Tesadüfte. Evet bak şimdi. Hakikat kopuk. Ne diyordum ya? Bir şey diyordum böyle. Bir şey bir şey. Her şeyin tevafuka çok önem veriyor. Ha bak şimdi. Bir şey bize bakan hepimize canlı yayında da olanlara. Usta tevafuku evirip çeviriyor. Cicini micini çıkarıyor. İlahi makbuliyetin alameti olarak gösteriyor. Küçük bir emare çok büyüğümdür. Allahça makbul olduğuna. Küçük bir emare senin için iman gibi değil midir? Evet. Ustad bu işaretleri hizmetine rıza ilahi olduğunu çıkartıyor. Evet. Hizmetin şekli doğu klasiğine uymuyor. Yani senin Resulü'ne uymuyor. Mesela bu kardeş bunu çıkardı. Tesadüfle tevafuk Arapça bilmez. Doğu ilmine göre sen kale almaz. Tamam? Hani ille o temeli almadan ilim olmaz kabul edilmiş eskiden. Arapça. Çünkü niye? Eskiden şimdi cep telefonla niçin Arapça okurduk? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne demek? Nerede bulacaksın hocayı? Nerede bulacaksın şekilde? Meali bulacağım. Nerede bulacaksın meali? Bilmen lazım. Ama şimdi hangi sure? Tamam. Yani meal için 15 sene okunur mu? Zaten var. Ahkam çıkartacak mısın?
müçtehit misin, müceddit misin? Yok, zaten var. Ne okuyacaksın Arapça? Hepsi var zaten. Ay efendim, bir metin var. Fotoğrafını çekiyorsun. Lisanı birbirine çeviriyor var ya, çeviriyorsun pat diye. O, yeni böyle, bir meal yazmaya da gerek yok. Yeni meal de yazmıyor. Tamam, o zaman ha ne yapmış? Ustad Doğu klasiğinden farklı bir ders şey yapınca ne dediler? Dinimi değiştiriyorsun. Daha biraz daha arkaya gideyim. İmam Azam'a dediler ki, İmam Bakır, cedimin dinini değiştiriyorsun dediler. İçtihat ettiği için. Biliyor musunuz o? İmam Azam'a evet, gelmiş o imam. Dedi sen cedimin dinini mi değiştiriyorsun demiş. Yani yeni şeyler çıkartıyorsun demiş. Ondan sonra zannetti ki hep akılla gidiyor. Ona demiş ki üç tane, akılla gitseydim şöyle şöyle diyor. İmam Azam Efendimiz'i öteden süreçte gelen bir dine içtihat yöntemi çıkartmış. Değil mi? İçtihat. Sonra içtihatta ilim ortaya çıktığı için icma çıktı. Eden var, etmeyen var. Sonra geliyor Bediüzzaman, Doğu klasik din eğitimine Kur'an kursu, işte Arapça 15 sene, seyir olan bu asrın evladına kısa ve istikametli bir yol göstermek. Lan nerede 15 sene okuyacak ki Tillo'ya şimdi? Tillo'ya gidip 15 sene kim okuyacak? Nasıl okuyacaksın? Bu vesile sonuç da değil. Sonuç da değil. Ha. O zaman diyor ki, seyir olan kendisi ve alemi çabuk değişen bu asrın evladına kısa ve istikametli Kur'an'ın hakikatlerine bir ikram-ı ihsan ilahidir diyor. Onun için ustad da insandır da şüphelendi. Ulan bu bir gelenek var. İslam dünyasının bir geleneği var. İslam klasiği var. Risale-i Nur bu klasın bir din eğitimi getiriyor. Yani öyle bir eğitim ki çocuk, profesör, kadın, erkek, yaşlı, genç aynı derste ortak olabilmiş. Sen Tilo'ya gitsen aynı ders herkes ortak olur mu? Aynı ortama. Risale-i Nur'a giriyor. Böyle bir yöntem. Ustad şüphelenmedi mi? Ulan ben mi haklıyım? Yani ya tamam da insan korkar ya. Yani acaba ya yanlışsa? Ha, yapmış bu sefer alameti makbuliyet aramış. Aramış. Tevafukları alameti makbuliyet olarak görmüş. Tamam. Nereden tevafukları bulmuş? Hadisten ve Kur'an'da. Kur'an'da Risale-i Nur'a 33 tane ayetin çeşitli meratipleriyle işaret ettiklerini görmüş ve çıkarmış ve ehline ispat etmiş. Birinci şuada işaret etmiş Risale-i Nur'a. Öyle mi? Evet. Ha, alamet-i makbuliyet ona yetti. Bizde böyle bir ders. Onlar Kur'an ve hadisten, biz de Risale-i Nur'dan bir yöntem bu. İlla böyle olacak değil. Böyle. Alamet-i makbuliyet aramaz mısın? Acaba yani yanılmışım, yani doğru muyum yani bu yöntemle? Ya yanlışsam? Baktın insan tevafuk arıyor. Yani onaylandığını istiyor. Yani onaylandığına dair bir alamet ipucu istiyorsun. İstemiyor musun? İstersin. Evet. Ha, ondan sonra bir bakıyorsun ki yani bu tahkik et. Fecme havasa bi hayri tümüme. Havaslarını yani bir özelliği, bir şeyin, bir konunun meziyetlerini, sıfatlarını topla diyor, bir araya getir. Sonra bir araya getirirsen, toplama yaparsan bir hayri tümümet, hayri tümümet. Ustad diyor ki 256, Kalı Mesnevi'de. Bununla alametli. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, alameti makbuliyet olsun diye biz de işaret bekliyoruz da yani bu yöntem doğru mu acaba? Orada diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki, kendi zamanında değil, geçmişte de değil, aldı gelecekte. Mevzular araştırılacak diyor. Taharri araştırılacak. Bir araya getirilecek. Allah razı olsun. Bir araya bu araştırılacak. Mesela diyelim ki bugün emri tekvini konuşacağız. Kanuna girdik, namusa girdik, emire girdik, şeylere girdik, imam-ı bin, kitab-ı bin'e girdik de girdik. Yani niye? Ne demek istiyorum? Emir okuduk. Ondan sonra kanunu okuduk. Araştırdık ama bir ders işleniyor. 1-2 saat ama en az 20 tane ders kullanılıyorsun. Dersi kullanıyorsun malzeme. Ve bu emri çalışacağız. Belki de
lügatına yazacağız. Enfusi lügat. Emri tekvini şu. Bir cümle ama 6-30 sene. Ve 16 kişiyle. İnsan da madem İmam-ı Azam orada şeyi çıkarttı, Kur'an'dan kendisine teselli. Biz de kendimize dair insan onaylandığını ister ya. Bir baktık ki 256'da okuyayım mı abi? Oku. Tek tek. Hizdam. Ben baştan alayım da. He, bak şimdi. Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle emanet hakkını Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle derim ki ben nokta, katre ve katrenin zeyli, zerre, şemme, habbe ve sair risalelerinde müteferrik hadsiyatı ve parça parça aynaları derc etmiştim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman gelir. Bak bir zaman gelir, gelecek zaman. Birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip bak tahrir ise, dur abi dur. Birincisine tahrir. Bir tahrir ne demek? Araştırma. Evet. Araştırarak bu parçaları de araştıracak, bir de bir araya getirirse birleştirirse öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki aynel yakin nuru o aynada zahir ve numayan olacaktır gelecek zaman. Hem onlardan öyle bir hadsu şekle bakıyorsun yani şüphesiz hemen oraya geçiyorsun. Dima haritasına bakınca kafaya geçiyorsun. Lef-i mahfuz'a. Yani had suratlı bir intikal. Suratlı bir intikal bilgi değil. Altı ilim, tahrir ve tasvir. İkisi bir araya. Tahayyül ve tasvir bir araya gelmesi. Şekillenmek. Şekili görünce mesela bir kirazı görünce hemen kiraza geçiyorsun, kırmızı kiraza. Yani hemen suratlı bir intikala had deniliyor. He. Hem onlardan öyle... Ha, yazmak mı? Tahrir yazmak. Bak yazmakmış. Hem onlardan öyle bir hads, tahassül edebilir ki hakkal yakinin nuru ondan çiçekler açacaktır inşallah. Açacaktır inşallah. Şimdi mukadder bir itiraz var. Soruyu zikretmiyor, cevaba bak. Neden olmasın? Çünkü bütün bu risalelerdeki meseleler... Soru demek bunun... şey olacağının, itiraz edileceğini gösteriyor. İşte soru şu, neden olmasın diyor. Yani birisi var, olacak mı ya ki? Neden olmasın olmayacak diyor. Yani nasıl olur, olmaz öyle şey. Evet. Neden olmasın ya, sen mukadder diye. Evet. Çünkü bütün bu risalelerdeki meseleler, hadsler yalnız Kur'an-ı Mubi'nin feyzinden mülhemdir. Ya demek ki Kur'an'dan. Ustad diyor ki, mühimlerini ben söyleyeceğim diyor. İncelerini siz istihraç edin. Biz diyor makul mevzuları nakille vazifeli meşgul olmuyoruz. İstihracı esrar ile meşgulüz diyor. Mühimlerini ben söyleyeceğim diyor. İncelerini sen istihrac et. Şimdi istihrac edebilmek için oradan onu çıkartabilmen için taharri ve tasvir. Tahrir yazmak. Araştırmayalım. Evet. Sonra tasvir, şekillendirmek. Sonra bir araya getiriyorsun. Bir suret çıkıyor. Orada bir suratlı bir şekilde hads ortaya çıkıyor. Niye olmasın diyor. Gelecekte çıkacak diyor. İnşallah. Bu bir tevafuk, bir de alamet-i makbuliye bir o onaylandığına dair küçük bir, usta diyor ki bir ip, halatın kendisinden haber veriyor. Küçük su sızıntısı menbaından haber verdiği gibi küçük bir diyor emare daha bundan daha büyük şey müjde olur mu? Allah nasip etti. Evet. Kime çık nasip etti? Hepimiz etti. Hasan abi şu ne demek ya? Neden olmasın? Neden olmasın diyor. Neden olmasın? İtiraz edenler gibi. Tamam, şimdi neden diyorlar? Olmasın? Neden olmasına cevabı ne üstadın? Çünkü diyor cevabı şu. Kur'an diyor. Vela ratmin vela ya bir sonra diyor. Vela İlla ki bir de yaş kuru her şey yok mu? Kur'an'da tereşü etmiş değil midir? Kur'an'da olmuş olacak batılın da yanlışın da Kur'an'da yok mu diyor. Niye çıkmasın diyor. Bak hemen cevabı veriyor. Diyor ki
Kur'an'dan süzülmüşüm Risale-i Nur. Ha ben ne yaptım diyor. Katre, reşa, hubbe, habbe bir araya getirdim aynaları. Ama gelecekte de bunlar böyle bir şey olacak. Nereye mal olacak bu yapan? Şahıslara, kişilere değil ki. Bütün o çıkımlar, çıkarımlar, kazanımlar şahsı maneviye. Senin yaptığın sevapla benim alakam yok mu Muğla'da? Sen bir doktorluk yaparken bir sen nasihat ettin. Adam, hey Allah razı olsun kurtuldum dese, ben ortak değil miyim? Ben yapmış gibi oluyorum. Belki sen riyakarlıktan belki de o kadar sevap alamazsın. Sen ona vesile olduğunda bana hiç riyakarlık olmadığında tamam mı yani oluyorum. Bu şey şahsi manevi ait. O zaman şükretmek lazım. İtiraz zaten öteden beri gelmiş. Yani ustada demişler ki sen nereden çıktı ya sen Selefi Salih'in yolundan gitmiyorsun. Hani bize dedikleri İmam Azam'a demişler ya. Hazreti Peygamber'e demişler bizim gelen dinimize değil. Bu kanun böyledir mesela. Keselim tekrar El Fatiha. Allah'a